sonra dönüyor. Rabbi Yehuda Hanasi, Pirkei Avot'un ikinci bölümünün ilk mişnasında kendimize ağır ve hafif birer mitzva bulmamızı önerir. Çünkü mitzvaların ödülleri, büyüklüklerinin nedenleri ve niçinleri hiçbir şekilde izah edilmemiştir. Bazen çok küçük bir mitzva gördüğümüz bir şey hayatımızda önemli bir dönüm noktası olabilir. Bazen alışkanlık haline getirdiğimiz önemli bir mitzva belki de rutine geldiği için eski heyecanı vermeyebilir. Bu hafta okuduğumuz Ekev Paraşası'nda Tora bu konuda dikkatimizi çekmektedir. Ve hayya ekev tişmeun. Ekev aslında topuk anlamına gelir. Rabiler topuklarınızın altında ezmiş olduğunuz küçük küçük mitzvalara dikkat ediniz talimatını verir. Ekev Paraşası sayısız, son derece güzel, anlamlı, bereket dolu sözcüklerle başlar. Aslında bu bereketleri elde etmenin yolu yine ilk üç kelimeden geçmektedir. Vehayya ekev tişmeun. Eğer o mitzvaları dinleyecek olursak, o mitzvalara kendimizi kaptıracak olursak, o mitzvaları yerine getirecek olursak. İşte bu yüzden hangi mitzva olduğu önemli değildir. Hayatımızda kendimizi mitzva yapmak konusunda eğitmemiz gerekir. Tanrı'ya karşı olan yapılan mitzvalar aslında her gün rutin olarak yaptığımız mitzvalardır ve bunları uygulamak daha kolay gibi görünür. Ancak insanlara karşı olan yapılan mitzvalara da son derece dikkatli ve hassas bir şekilde yaklaşmak gerekir. Tişa B'Av'ı geride bıraktığımız, adım adım Elul ayına gittiğimiz, hatta Elul ayı için Yehi Ratzon okuyacağımız bu anlamlı günde kendimizi Elul'a, Rosh Hashanah'a, Kipur'a, kısacası yargıya hazırlayabilmek için biraz daha dikkatli, biraz daha hassas, biraz daha tevazu sahibi yani alçak gönüllü olmamız gerekir. Bizler mitzvaları yerine getirirken unutmamamız gereken son derece önemli bir şey vardır. Evet, Tanrı bize çok fazla mitzva vermiştir. Ve bu mitzvaları yerine getirirken mutlaka içinde severek, isteyerek, heyecanla yapacağımız bir takım mitzvalar vardır. Öğretmenim ve birçoklarımızın öğretmeni Rabbi Moshe Ben Benis'te Rabbi Hananya Ben Akasya'nın ünlü mişnasını açıklarken şöyle demiştir. Evet, Hakadosh Baruhu bize çok fazla mitzva vermiştir. Bunun tek bir amacı vardır. İçlerinden kavanayla, sevgiyle, istekle, heyecanla mutlaka birkaç tane mitzva yapacağız. Bu şekilde bize bu fırsatı tanımış ve bizim mitzvalara daha çok odaklanmamıza yardımcı olmuştur. Rabbi Hananya Ben Akasya'nın hep söylediği gibi, Tanrı bizim zehut kazanmamızı istediği için bize çok fazla mitzva vermiştir. Hayatımızın mitzvalarla dolu bir şekilde bir nar tanesi gibi, bir narın içindeki taneler gibi çoğalmasını temenni ediyoruz. Şabbat Şalom.